Gençler selamlar. Ben SML hocanız SML hoca. Matematik kanalındasınız arkadaşlar. Yüzde kar zarar problemlerindeyiz. Problemler videolarımızın serimizin sevgili gençler bu bölümündeyiz. Yüzde kar zarar problemlerinde vaktinizi fazla çalmayacağım. Hemen ilk sorumla başlayacağım. Şimdi arkadaşlar diyor ki aşağıda bir alışveriş mağazasında satılan aynı marka şampuanın iki görseli verilmiş. Buna göre mağazaya gelen müşteri bir yerine 2 numaralı şampuanı tercih ettiyse şampuanı 1 numaralı duruma göre yüzde kaç daha pahalı almış olur diye soruluyor bize. Şimdi biz burada ne yapmamız lazım? Tabii şöyle diyeceğiz. Bakın 375 gram. Bunu 3'e bölün. 125 gram yapacaktır. O halde fiyatı da 3'e böldüğümüz zaman bu da 3 liraya denk gelecektir. Pekala, bunu da 4'e bölün 500 gramı. Yine 125 gramla karşılaşacaksınız ve bunu da 4'e böldüğünüz zaman 2 lira olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu adam 2 liralık ürünü almak yerine aslında 3 liralık ürünü almış gibi düşüneceksiniz. Ve bu bundan kaç fazla? 1 fazla. Yani ne kadar fazla? Yarısı kadar. Yani sevgili gençler %50'si kadar fazladır. İşte bu kadar daha pahalı almış olur bu ürünü. Geçtim ikinci soruma. Bir A bankasının bir de B bankasının kredi kartları görselleri verilmiş. Her alışverişe %5 faiz, 6 eşit taksit imkanı sunuyor bu. Ve bu da her alışverişe %8 faizken 8 eşit taksit imkanı sunuyor ikinci kartta. Tuncel ve Yusuf bir mağazadan aynı gün, aynı fiyattan aynı ürünleri almışlar ve Tuncel A bankasının, Yusuf B bankasının kredi kartıyla ödeme yapıp ikisi de taksitlendirmeyi kullanmışlar. Buna göre Tuncel'in bir taksiti Yusuf'un bir taksitinin kaç katıdır diye sorulmuş bize. Şimdi kredi kartlarının görselleriyle işimiz yok. Onları bir geçelim. Bakın sevgili gençler ikisi de aynı ürünü aynı fiyattan almışlar. Ve dolayısıyla Tuncel A bankasını tercih etmiş kredi kartını. Ve sevgili gençler her alışverişe %5 faiz işlediğine göre ben 100 liralık iki ürün aldıklarını düşünelim diyorum. %5 faiz varsa 105 liraya tekabül edecektir. Bu da sevgili gençler 108 liraya tekabül edecektir. Peki bize diyor ki Tuncel'in bir taksidi Yusuf'un bir taksidinin kaç katıdır? Bakın Yusuf B bankasının Tuncel A bankasını kullanıyor. Bu 6 eşit taksite bölüyordu. Bu da sevgili gençler 8 eşit taksite bölüyordu. Demek ki bizden ne isteniyor aslına bakarsanız? Bu bir taksidi Tuncel'in, bu da bir taksidi Yusuf'un. Bu ikisini birbirine oranlamamız isteniyor. Hadi oranlayalım. 105 bölü 6 bölü 108 bölü 8 diyeceğiz. Ters çevirip çarpmamız gerekiyor. 105 bölü 6 çarpı 8 bölü 108 diyelim buraya. Şimdi 3'e böldüğümüz zaman 35, 3'e böldüğümüz zaman 36, 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 9. Başka bölünecek bir şey var mı sevgili gençler? Başka bölünecek bir şey yok. Var. 2 ile bunu sadeleştirelim. 3 olsun. Üst taraf 35. Alt tarafta 3 kere 9'dan 27 olur. Demek ki 35 bölü 27 katıdır diyebiliriz. İkinci sorumuzun cevabını. Geçiyorum. Üçüncü soruma. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir yol verilmiş. EC ile BC birbirine eşit. Pekala. Ve 3 kilometre. Bakın burası 3 kilometre. Burası 3 kilometre. AB'de 7 kilometre. A noktasından harekete başlayan iki araçtan biri siyah okları, diğeri ise kırmızı okları takip ederek C noktasına varmışlar. Bakın A noktasından başlıyorlar. Bir tanesi şu yolu takip ediyor. Diğeri ise şu yolu takip ediyor diyeceğiz. Ve sevgili gençler, buna göre siyah okları takip eden aracın aldığı yol, kırmızı okları takip eden aracın aldığı yolun yüzde kaç eksiğidir diye sorulmuş bize. Öncelikle şunu şu şekilde bir dik indiriyoruz sevgili gençler. Bakın burası 3 ise burası 3. Buraya da ne kalacak? 4 kalacak. Ve burası 3 ise burası da 3'tür diyeceğiz. Bakın buraya 3, 4. Demek ki burası 5 birimlik ya da 5 kilometrelik bir yolmuş diyebiliriz. Ve artık siyah okları takip edenin 5 artı 3'ten 8 kilometre yol aldığını biliyoruz. Kırmızı okları takip eden ise zaten 7 artı 3'ten 10 kilometre yol almıştı. Bizden istenen şu: siyah okları takip eden aracın aldığı yol, kırmızı okları takip eden aracın aldığı yolun yüzde kaç eksiğidir? Yani şunun yüzde kaç eksiği 8'dir.
Sevgili gençler, şu cümleyi kuracağız. 10'da 2 ise, 2 eksik ise yüzde kaç eksiktir diyeceğiz. 10 katıysa 10 katı 20'dir sevgili gençler. Demek ki %20 eksiği olacakmış cevabımız. O halde cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçiyorum 4. soruma. 4. soru için şu kısmı temizledim. Bize diyor ki 4'te aynı fiyata satılan bir kabana iki mağazanın yaptığı indirimler aşağıdaki gibidir. İlk mağazamız şöyle bir indirim yapıyor. Önce %30 sonra ise %20 indirim yapıyor. İkinci mağazada net %40 indirim yapıyorum ben ürünüme diyor. Son durumda bu kabanın ikinci mağazadaki satış fiyatı birinci mağazanın satış fiyatından 12 lira fazla olduğu görülmüş. Bu kabanın başlangıçtaki satış fiyatı ne kadardır diye soruluyor. Şimdi bu kabanın satış fiyatı 100K olsun sevgili gençler. Birinci mağaza önce buna %30 indirim uyguluyor ki 100'ün %30'u 30'dur. Dolayısıyla 30K indirirsek biz 70K'ya düşmüş önce. Sonra da %20 indirim daha yapıyor. Yani 2 kere 7'den 14K daha indirim yaptığı zaman bu kabanın fiyatını birinci mağaza 56K'ya ben bunu satıyorum diyor. Şimdi geçtim ikinci mağazaya net %40 indirim yapıyormuş. 100'den 40'ı siliyor yani. O halde 60K'ya satıyordur diyebiliriz. Şimdi bu ikinci mağazanın sattığı fiyat, bu birinci mağazanın sattığı fiyat. Ne kadar bir fark var sevgili gençler? 4K daha pahalı satıyor. Burada ne demiş? 12 lira daha fazlaya satıyor. Demek ki 4K neymiş sevgili gençler? 12'ymiş. O halde K kaçtır? Tabii ki 3'tür. Şimdi bizden istenen bu kaban ne kadara satılıyordu? 100K'ya satılıyordu. Ben de K'yı 3 buldum. O halde 3 çarpı 100'den doğru cevabımız 300 olacaktır diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Geçtim 5. soruma. Bir fabrikada yapılan incelemede aşağıdaki bilgilere ulaşılmış. Çalışanların %28'inin kadın olduğu söylenmiş. Şimdi ben diyorum ki fabrikada 100K kişi çalışsın. Bunlardan da bir kısmı kadın, diğer kısmı da erkek sevgili gençler. %28'i kadınsa tabii ki 28K kadar kadın vardır. Demek ki 72K'da erkek var sevgili gençler. Bu fabrikada çalışan. Erkeklerin 1/6'sı yasal yaşta değil. Yani yasal olanlara tik diyelim, yasal olmayanlara çarpı diyelim. Diyor ki erkeklerin 1/6'sı yasal yaşta değil. 72'nin 1/6'sı 72 6'ya bölersin. 12K'sı yasal değilmiş. O halde 60K tanesi yasaldır diyeceğiz. Çalışanların %85'i yasal yaştadır denilmiş sevgili gençler. Yani 85K tane çalışan yasal yaştaymış. Şimdi 60K tanesi erkekse demek ki 85K'ya tamamlayabilmek adına bu kadınlardan yasal ve yasal olmayanları da yasal 25K tane kadın yasal olarak çalışıyordur. Kadınlar 28K idi demek ki 3K tanesi de yasal değilmiş. Buna göre bu fabrikada çalışan kadınlardan yasal yaşta olmayanlar tüm çalışanların yüzde kaçıdır? Fabrikada çalışan kadınların yasal yaşta olmayanlarının sayısına biz 3K demiştik. Tüm çalışanların sayısı da 100K idi. Demek ki %3'ü yasal yaşta değildir diyeceğiz. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. 6. sorumuz. Bir bıçağın sap kısmı bıçağın tüm maliyetinin %20'sini oluşturmaktadır. Şöyle bıçağa bir sap kısmı çizelim. Bir de sevgili gençler şöyle sivri kısmı olsun. Şimdi diyor ki bize bıçağın tüm maliyetinin %20'sini oluşturmakta sap kısmı. Demek ki burası 20K ise tamamı 100K yani buradaki metal kısmı 80K maliyete sahipmiş diyebiliriz. Bıçağın metal kısmının maliyeti %25 artıyor fakat sap kısmının maliyeti aynı kalıyormuş. Şimdi şurası sevgili gençler metal kısmının maliyetini %25 yani çeyreği kadar arttıracağız. %25 çeyrek demek. 80'in çeyreği 20 olduğuna göre yani 4'e bölerek buluyoruz bunu da. 20 olduğuna göre bunun maliyeti 20K kadar artacak ve 100K olacak diyeceğiz. Ama buranın maliyeti de değişmiyormuş. Toplamda bu bıçağın maliyeti artık 120K'ya erişmiştir. Peki soru şu. Buna göre son durumda bıçağın sap kısmının maliyeti tüm maliyetin yüzde kaçına denk gelir? Yani sevgili gençler
20, 120'de 20 yüzde kaçtır diye soracağız. 120K'da 20K yüzde kaçtır diye sormamız gerekiyor. Bunu da içler dışlar çarpımı yaparak bulacağız. 100 çarpı 20K bölü 120K diyeceğiz. Tabii ki K'lar gitsin. Bunu da buna böldüğüm zaman 6 gelir. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 3. Demek ki cevabımız 50 bölü 3 olacakmış sevgili gençler. Doğru cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir deriz hem de gönül rahatlığıyla. Geçtim 7. soruma. Aşağıda bir fındık kreması kavanozu verilmiş. Fındık kreması kavanozunun içinde bulunan besin türlerinin yüzdeleri kavanozun üzerine yazılmış. Bu fındık kremasının içerisinde %14 fındık, %56 şeker ve %30 da diğer karışımlar varmış. Buna göre diğer olarak tanımlanan maddelerin miktarını değiştirmeden, yani şurası sabit kalsın diyor. Şeker miktarını %25 azaltalım istiyor. Pekala, fındık miktarını da artırarak aynı ağırlıkta. Yeni bir fındık kreması üretmek isteyen firma fındık miktarını yüzde kaç arttırmalıdır diye sorulmuş bize. Pekala. Şimdi ben buna dokunmayacağım ama şekeri %25 azaltacağım. Yani çeyreği kadar azaltacağım. Yani ben 14K fındık var dersem, 56K şeker vardır derim. Zaten diğer kısmına dokunmayacağız. Bu da diğer kısmı 30K. Şunu %25 azaltmak demek çeyreği kadar azaltmak demektir. Dolayısıyla ben 56'yı 4'e bölerim. Bu da 14K azaltmak olur sevgili gençler. Bunu 14K azalttım. Ne kadara düştü arkadaşlar? 42K'ya. Şimdi miktarın yani ağırlığın değişmemesi için fındığı da bunu azalttığımız kadar arttırmamız lazım. Yani üzerine 14K kadar eklememiz lazım. Bu ne demek oluyor? 14K'nın üzerine bir 14K kadar daha fındık ekleyeceğiz. Ne kadar fındık varsa o kadar daha fındık ekleyeceğiz demek. Yani fındığın tamamı kadar, yani fındığın %100'ü kadar daha fındık eklememiz gerekiyor diyeceğiz sevgili gençler. Ve geçiyoruz son sorumuza. Son soruyu çözmeden önce kanala abone değilseniz abone olup bu videoyu da beğenmediyseniz beğenebilirseniz beni mutlu edersiniz sevgili gençler diyelim. Ve vaktinizi çalmayayım, 8. sorumuza göz atalım. Bir mağazada toplam ödenecek tutara satın alınan ürün adedine göre indirim uygulanmakta. Bu indirim alınan her bir ürün için toplam tutarın %1 azaltılması biçimindedir. Yani 4 tane ürün alan bir müşteriye toplam tutarın %4'ü kadar indirim, 6 tane ürün alan bir müşteriye toplam tutarın %6'sı kadar indirim yapılmaktadır. 8 tane aldıysak da %8 indirim uygulayacaklar. Bu mağazadan 50 tane ürün alan bir müşteri ile 20 tane ürün alan bir müşteri aynı ücreti ödediğine göre bu müşterilere yapılan indirimlerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi ben 50 tane ürün aldıysam toplam ödenecek tutara %50 indirim hakkı kazanmışımdır. Pekala. Şimdi sevgili gençler, ben diyorum ki bu ürünlerin fiyatı 100K kadar olsun. 100K kadar. Ve 100K'dan 50 tane aldıysam toplamda 5000K kadar para ödemem gerekiyorken %50 indirimimle beraber bunun yarısı kadar öderim. Yani 2500K öderim ve burada uygulanan indirim ise 2500K'dır sevgili gençler. Bu da ne demek sevgili gençler şimdi? Aynı fiyatı ödemişler ya, %20 indirim kazanmasına rağmen aynı fiyatı ödemişler. Demek ki sevgili gençler, biz normalde ödeyeceği miktara ikinci müşterinin 100T dersek bunun 80T'si 2500K'ymış diyeceğiz. Tamam. Ve sevgili gençler, indirim miktarı da 20T olacak. 20T'de ne kadardır diye hesap edeceğiz. Yani bunu 4'e bölmüşüz 20T olarak. Bunu da 4'e bölersek elde edilen indirimi bulmuş oluruz. 2500'ü ben 4'e böldüğüm takdirde sevgili arkadaşlar ne gelecektir? 1250'yi biz aslına bakarsanız 2'ye bölmek demek bu. 1250'de bölersek 625K yapar diyebiliriz. Demek ki
İkinci müşteri bu kadar indirim almış. Birinci müşteri bu kadar indirim almış. Bunun oranı nedir diye soruluyor. Siz burada ya 2500 bölü 625'i şıklarda arayacaksınız ya da 625 bölü 2500'ü şıklarda arayacaksınız. Zaten sorumuzun kökü olabilir idi. Şıklarımızda basit kesir olan hiçbir sayı olmadığından biz şunu bulabilme imkanına sahibiz. 2500 bölü 625 ise karşımıza 4 olarak çıkar. Demek ki cevabımız da Denizli seçeneğiymiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet gençler, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Karışım problemleri videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.